Merhaba arkadaşlar, Ören Hanım YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün size örgülü saç bandı yapımını göstereceğim. Abonelerimden Neslihan Hanım istedi. Ona da buradan sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. İnşallah siz de beğenirsiniz ve benimle birlikte yaparsınız. Nasıl yapılıyor onu anlatayım. Şöyle gördüğünüz gibi tam saç örgüsü şeklinde. Böyle 31 ilmek başladım ben. 8 haroşa sağ tarafta, 8 haroşa sol tarafta bıraktım. 15 ilmek de ortada oldu. 15 ilmek. Bu 15 ilmeği 4 sıra haroşa ördükten sonra, bu yanlardaki 4 sıra haroşa ördükten sonra kesiyoruz. Tamamen 15 ilmeği kesiyoruz. Tersinde, modelin tersinde de 15 ilmek şişimize takıp tekrardan 4 sıra yan tarafta 4 sıra haroşa olacak şekilde örülüyor. Önden düz, arkadan ters oluyor bu saç burgusu görünen yer. Öyle devam ettim arkadaşlar. Böyle yaparaktan devir daim devam ettim. Beraber de yapacağız inşallah. Beğendiyseniz. İp olarak elimde şöyle simli bir ipim vardı. Çok da kalın değil, ince. Orta kalınlıkta diyelim daha doğrusu. Bir ip. Şiş olarak 3,5 numara şiş kullandım. Ölçü olarak hani kime yapıyorsanız kafasına böyle burgusunu yaptıktan sonra ölçerekten yaparsanız daha iyi olur. Hani ondan sonra kesersiniz daha iyi olur diye düşünüyorum. Evet, hazırsanız normal örgü ipiyle de olur. Hani neyle yapmak istersiniz öyle de yapabilirsiniz. Hangi iple yapmak isterseniz. Evet, hazırsanız başlayalım inşallah. Evet, hadi bakalım başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. İlk önce ipimizi böyle ikiye katladım. Şöyle yarım metre kadar. Yarım metreden azdır. Şöyle bakın. Bu şekilde tutuyorum. İlmek atmayı gösteriyorum bakın. Bu şekilde. Sonra bakın buradan şişimi alıp öbür taraftaki ilmeği alıyorum ve çekiyorum. Tutuyorum buradan bakın. Bu şekilde ilmek alıyorum. Aldıktan sonra baş parmağımdaki ipi bırakıyorum. Tekrar alıyorum. Böyle bu şekilde ilmek alaraktan başlıyoruz. Evet. 31 tane ilmek atalım. Böyle hızlı hızlı atayım. Bir sayayım ben. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 31. Evet, 31 ilmeğimiz oldu. Şöyle şuraya da bir tane düğüm atalım. Açılma yapmasın. İlk sırayı tamamen düz örelim. Böyle bu şekilde bakın. Bakın batırıyorum. İlmeği alıp çıkartıyorum. Evet, birinci sıramızı böyle tamamen düz örerekten bitirelim. Sonunu göstereceğim. Evet bakın. Sonuna geldim düz örerekten. Son ilmeği örmeden alacağım ama ipimi öne geçiriyorum. Bakın ipi öne geçirdim. Örmeden sağ şişime taktım son ilmeği. Kenarlar düz olsun diye. Bunu mutlaka yapın. Evet şimdi 8 tane düz örüyoruz. Yani haroşa 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bakın 3, 6, 7, 8 tane düz ördük. 15 tane ters örüyorum. 2, 3. Bakın ters örüyorum. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 tane ters ördükten sonra yine 8 tane haroşa yani düz örüyorum. Siz haroşalar hani bazıları sıkıştırıyor
sadece ters yapıyor. Ben düz yapıyorum. Önden de düz, arkadan da düz yapıyorum. Evet, son ilmeği ne yapıyorduk? İpimizi öne alıp sağ şişimize geçiriyorduk. Bilmeyenler için söylüyorum. Hani çoğunuz biliyorsunuzdur. Evet. Girişte örüyoruz o ilmeği. Şimdi 8 tane yine haroşa, yani düz örüyorum. Ortada düz olacak. Ortayı da düz öreceğim. Bakın. Ortamız zaten arkadan ters ördüğüm için, önden düz olduğu için hepsini düz öreceğiz. Evet, son ilmeği yine örmeden alıyorum, ipimi öne alıp çevirdim. 8 tane haroşam var yanlarda. Onları düz olarak örüyorum her zaman. 3, 6, 7, 8 tane düz ördüm. Bakın. Şimdi 15 tane ters. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ters. 8 tane haroşa, yani düz örüyorum. İpimi öne aldım. İlmeği sağ şişime taktım. Evet. Burada 4 sıra haroşa olasıya kadar devam edeceğiz. Evet, yine haroşalarımı örüyorum düz olarak. Düzlerim de düz olduğu için düz olarak örüyorum. Yani tamamen düz örüyoruz ön kısımda. Son ilmeği örmeden alıyoruz. İpi öne alıp çevirdim tersten. 8 tane düz, yani haroşa örüyorum. Üç, altı, yedi, sekiz tane oldu. 15 tane tersim var ortada. Onları da ters olaraktan örüyoruz. Üç, altı, yedi, sekiz ilmeğiydi. Yine haroşa, yani düz olarak örüyorum. Son ilmeği örmeden alıyorum. İsterseniz bakın, burada 4 sıra sayalım. Burada kesme işlemi yapalım. Çünkü ben 4 sıra haroşa olacak dedim ama burayı da sayarsak 4, hani kalın durmasın. Ben diğer yaptığımda biraz kalın olmuştu. Evet. Böyle 8 tane düzümüzü örelim, haroşamızı. Şimdi bakın. Burada kesme işlemi yapacağız. 8 tane haroşamızı ördükten sonra ön düzdeyiz, bakın. İkisini bir örüyorum, bakın. Bu şekilde. Sonra sol şişimi geçirip ilmeği ikisini bir örüyorum. 15 ilmeğimizi keseceğiz. İkisini bir örüyorum. Sol şişe geçirip ikisini bir örüyorum. Böyle bu şekilde kesme işlemi yapıyoruz. Evet, böyle. Şimdi bunu da kesmem lazım. 8 ilmek kalması için. Bakın 3, 6, 7, bir de bu 8. Sonra düz örmeye devam ediyorum. Ortadaki 15 ilmeği kestik. Bu şekilde oldu, bakın. Şimdi çevirdim. 8 tane haroşamı örüyorum. 1, 2, zaten sayısı 8.
Bir de sayıyorum. Evet, bakın sonuncuyu da ördüm. Şimdi 15 ilmek alacağım. Şişimi 15 ilmek atacağım. Hani 15 tane kestik ya. Bakın bu şekilde. Parmağıma geçirdim bakın ipi. Böyle bu şekilde çapraz şekilde artırma yapıyorum. Böyle çekiştirin. Geniş yaparsanız açılma yapar. Böyle. Saymadım. 4 olmuş. Yok, 5 olmuş. 6. Bakın. 7. 8. Çapraz şekilde. Şöyle büküp de yapabilirsiniz. Hani yapamazsanız yeni öğrenenler. Şöyle. Çapraz şekilde geçirin. Bakın alttan geçiriyorum. Böyle 15 ilmek atacağım. Saymadım konuşurken. Şimdi sayalım. 3, 6, 9, 12, 15. Ben bayağı bir fazla yapmışım. Size göstereyim derken tekrar sayacağım emin olmak için. 3, 6, 9, 12, 15. Evet. 15 ilmek aldık. Böyle sıkı durmasına bakmayın. Birazdan açılacak örünce. Sonra 8 tane haroşamı düz olarak örüyorum. Son ilmeği örmeden alıyorum. Çevirdim. Şimdi hepsini düz öreceğiz. Ön kısımdayız çünkü. Evet, 8 tane haroşamı ördüm. Şimdi o artırdığım ilmekleri de düz öreceğim. Bakın. Bu şekilde. Önden düz, arkadan ters örüyoruz bu 15 ilmeğimizi. Evet, 15'ini de ördüm. Yanlardaki 8 tane haroşayı da düz örüyorum. Son ilmeği örmeden aldım. Bakın. Hani sıkıydı ya, açılma yapıyor. Sorun olmuyor. Ama geniş yaparsanız çok çirkin görüntü olur. Evet, yine 8 tane haroşamı düz olarak örüyorum. 15 tane ilmeğimi arkadan ters olarak örüyorum. Evet, 8 tane ilmeğim düz. Yani haroşa düz olarak örüyorum. Son ilmeği örmeden aldım. Çevirdim. Önden ne yapıyorduk? Hepsini düz yapıyorduk. Haroşalar da düz olduğu için. Böyle düz örerek de. Devam ediyoruz. Evet. Bitirdim bu sırayı da. Arkaya geçtik. Arkada ne yapıyorduk? 8 tane haroşamızı düz örüyoruz. O 15 ilmeği arkadan ters örüyoruz. Yani buradan ters öreceğiz. 8 tane düz ördüm. 15 tane ters örüyorum şimdi. Ha, bu alta bakarsanız da bilirsiniz arkadaşlar. Ters örüleceğini. 3, 6, 7, 8 ilmek düz. Evet, çevirdim. Bir üst sıraya geçtik. Bakın. Burada 3 sıra olmuş. Altta da 4 sırada kesme yaptık. Şimdi
Ondan sonra bakın artırma, hani artırma yaptım ya. Ondan sonra 3 diş haroşa olmuş. 4 tane olunca yine kesme yapacağız. Ben tamamen göstereyim, göstermişken. Yine ön kısımda hepsini böyle düz örelim. Beraber örelim, örelim sanki. Böyle düz örerekten sonuna geliyoruz. Evet, son ilmeği örmeden aldım. Çevirdim. Tersindeyiz. Tersinde nasıl yapıyorduk? 8 tane düzümüz, haroşamız var. O 15 ilmeği de şimdi ters örüyorum bakın. Hep bu şekilde olacak. Sayalım 3, 6, 7. Bu da düzmüş. Evet. 8 ilmeğimi düz örüyorum. Çevirdim. Bakın. Şöyle göstereyim. Şurada ayırma, hani sonradan artırma yaptık ya, ilmek aldık. 1, 2, 3, 4 diş haroşa olmuş. 4 sıra. 4 sıra haroşa olduktan sonra ne yapacağız? Yine ortada keseceğiz. Ortadaki 15 ilmeğimizi. 8 tane haroşamızı ördükten sonra. 8 tane haroşamı ördüm. Yine bakın. O 15 ilmeğin başlangıcındayım. Bir ve ikincisini. Ön kısımdan kesiyoruz. Bakın düzden kesiyoruz. İkisini bir ördüm. Sol şişime taktım. İkisini bir ördüm. Böyle sol şişe takıp ikisini bir örüyoruz. Böyle 15 ilmeği de keseceğiz. Yanda 8 tane haroşamız kalasıya kadar. Evet, bakın bunu da kesmem lazım. Ki 8 tane olsun bakın. 3, 6, 7, bir de bu 8. Düz olaraktan örüyorum haroşalarımı. Evet, bakın bu şekilde oldu. Gördüğünüz gibi. Şimdi çevirdim. Çevirdim. Evet, kapı çaldı. Kusura bakmayın. Evet, videoyu kapatmak zorunda kaldım. Nerede kalmıştık? En son hani çevirmiştim. Buradaydık. Böyle 8 tane haroşamı düz olaraktan örüyorum. Tersindeyiz. Böyle bu şekilde kesmiştik. Şimdi de ilmek alacağız. Hep bu şekilde devam edecek. Şöyle bakın. Parmağıma doladım. Şöyle aşağıdan yukarıya doğru bakın. Aşağıdan yukarıya doğru ilmek alıyorum. Sıkıca yapalım. 4 5 bakın. 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Böyle bu şekilde bakın, sıkıla da şöyle. 15 ilmek aldık. Hep bu şekilde devam edeceğiz. 8 tane haroşamı düz olarak örüyorum. Son ilmeği örmeden aldım. Ön düze geldik. Ön düzde hepsini düz olaraktan örüyoruz. Haroşalar da zaten düz. O artırdığım, aldığım ilmekler 15 tane. Onlar da böyle düz olaraktan örüyorum.
Evet, bu şekilde devam edelim. Böyle. Böyle devam edersiniz arkadaşlar. Önden tamamen düz. Tersinden de haroşalar düz. Ortası ters olarak öreceksiniz. Böyle yan tarafta 4 tane 4 sıra haroşa olursa ön düzde keseceksiniz. Arka tarafta ilmek alacaksınız. Aynı gösterdiğim gibi. Böyle ne kadar olacak diye sorarsanız ben şöyle hazırladım. Evet, böyle gördüğünüz gibi hazırladım. Şöyle isterseniz sayalım. Hani merak ediyorsanız. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 22 tane böyle ne diyeyim geçiş yapmışım. Köprü de diyebiliriz. Evet, şimdi kesmeden önce bakın tam kesmeden bitirmeden önce isterseniz burgusunu yapalım çünkü hani ortada çektirebilir. Sorun oluşmasın sonradan hani sıkı olmasın. Evet, şöyle bakın. Burayı şöyle büküyorum bakın. Şöyle şu şekilde büküyorum. Bakın düz kısmı burada. Bu şekilde tutacağız. Şöyle çevirdim. Böyle alttakini içinden geçiriyorum. Şu şekilde. Bir sonrakini onun içinden geçiriyorum. Bu şekilde. Böyle sırayla geçireceğiz. Bu ilmeğin içinden. İlkini kıvırdık. Sonrakileri de böyle bu şekilde içinden geçiriyoruz. Bakın. Geçirince tersi yukarıda kalıyor. Düz kısmı altta kalıyor. Böyle teker teker sırayla geçirelim. Böyle. Daha net sonuç verir. Hani kime yapacaksanız kafasına böyle bu şekilde ölçerseniz daha net sonuç alırsınız. Çünkü böyle biraz toparlar kendisini. O yüzden. Böyle tek tek ilmeklerimizi alaraktan ilmek diyelim. Şöyle çektireyim tam otursun. Evet, bu şekildeyken kime yapacaksanız kafasını ölçebilirsiniz. Böyle. Ben ölçtüm. Yeterli geldi. Şimdi böyle ölçersiniz arkadaşlar. Dediğim gibi şimdi keseceğiz. Tamamen kesme işlemi yapacağız. İkisini bir örüyorum. Sol şişime takıp ikisini bir örüyorum. Evet, kesmeyi göstermiştim zaten. Ben bitireyim. Döneceğim. Evet, bakın kesme işlemini bitirdim. İpimi biraz uzun kestim. Şöyle içinden de geçiriyorum. İpi iğneye taktım gördüğünüz gibi. Şimdi sonucu da geçirelim. Böyle. Zaten görüntü çok güzel. Şöyle katlayalım arkadaşlar. Bu iç kısımda kalsın. Şöyle ilk önce bu ortayı dikelim ki sağlamlaşsın. Hani açılma yapmasın. Şöyle gelerekten. Evet, böyle iyice sıkılayalım. Evet, tekrar başladığımız yere geri dönelim. Şöyle şu şekilde dikeceğim.
Hani bu iç kısımda kalacak. Bakın tersi. Tersinden dikeceğiz. Şöyle. Bugün bayağı bir misafirlerim geldi. Çok yoruldum. Kafam dağıldı yani. Evet, böyle dikelim. Şunu böyle sabitleyelim arkadaşlar. Tersinde hani görünmez. Evet, düğüm atalım. Hepsini karşınıza diktim. Tamamdır. Evet, düz kısmını çevirelim. Böyle burası alta gelecek. Bitti. İnşallah memnun kaldınız anlatımından. Böyle. Çok hoş oldu. Beni izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Ören Hanım YouTube kanalıma abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Videolarımı beğenip paylaşırsanız, yorum yaparsanız da mutlu olurum sizi. Çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.